biraz erken oldu çocuklar. Birbirinizi biraz daha tanısaydınız ya. Çok acele ediyorsunuz. Merak etmeyin. Biz birbirimizi yeterince iyi tanıdık dedi. Kararımızdan çok eminiz. Bence de baban haklı Ceren. Bu iş biraz acele oldu. Keşke önce Burak Bey'in ailesi gelip seni isteseydi. Ailesiyle düğünde tanışmamız ne kadar doğru olacak bilmiyorum. Olsun, ne var Mamişko? Ha burada tanışmışsınız, ha düğünde, ne fark eder? Sonuçta önemli olan benim mutluluğum değil mi? Ben Burak'la çok mutluyum. Orası öyle tabii. Önemli olan senin mutluluğun kızım ama ne bileyim yine de... Neyse neyse. Madem siz kararınızı vermişsiniz, biz de onaylayalım gitsin değil mi hanım? Biz prensesimizin mutlu olması için elimizden gelen neyse hepsini yaparız. Evet, biz evlen ya da evlenme diyemeyiz. Madem sen böyle istiyorsun. Canım mamicim, canım babişkocuğum, sizleri çok seviyorum. Burak da çok seviyor. Değil mi Burak? Tabii, seviyorum. Neyi sevmeyeyim ki? Size Tarabya'daki evi veriyorum. Orada oturursunuz. Dayalı döşeli mis gibi ev. Ay evet, süper bir fikir bu. Deniz manzaralı bir ev o. Süper bir ev. Ama hani biz benim evimde oturacaktık Ceren? Ya kızma ama ben o kümes gibi küçücük evde oturmak istemiyorum aşkım. Kümes gibi mi? Ama öyle konuşmamıştık. Ben sen üzülme diye söyleyemiyordum ama hep o evde nasıl yaşarım diye düşünüp duruyordum. Bak dedi bize saray gibi ev verdi. Ben ailenin yanında bu konu hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. İzninizle efendim. Burak dur, nereye? Ay, beni ön beden mi gideceksin? Burak. Nazlı. Nazlı. Selin. Canım gelsene buraya. Nazlıcığım, artık kilidi açabilirsin. Açabilir miyim? Yoksa kontak geçti mi? Evet evet, geçti. Cici Onos'la. Yani Cici Onos'la konuştum. Kontak problemi kalmamış. Nasıl halletmiş peki? Elinin körüyle. Yani canım, düz kontak yapmış, öyle halletmiş. Hadi sen aç da çıkayım artık. Hem ablamları da sürpriz yaparız. Nasıl da inandı. Sen eli bir dolabı aç da bak ben sana ne sürprizler yapıyorum. Nazlı ne yapıyorsun sen? Selena'yı çıkarıyorum. Selena'yı mı çıkarıyorsun? Nazlıcığım unuttun mu? Selena dedi ya ben söylemeden beni çıkartmayacaksınız diye. Ama kendisi dedi. Değil mi Selena? Şaksı. Uyandırdı ablalarını. Evet evet. Ben söyledim Selin'ciğim. Çıkarabilirsiniz beni artık. Kontak meselesi halloldu. Yüce Onuz. Düz kontak meselesini halletmiş. Düz kontak mı? Evet. Leyla, sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun herhalde. Konuşanın kötü Selin olduğunu söylüyorsan evet. Yoksa konuşan... Şşt. Neyse şimdi anlarız. Aa Selena, kontağın geçmesine çok sevindik. Ben bari anahtarı alayım da çıkaralım seni artık. Hadi canım bir zahmet. Yani Selin'cim çıkartabilirsin yani yavaş da olur. Çıkar çıkar da bir an önce kötülük yapayım. Aa Leyla bak Ekrem amcam cüzdanını düşürmüş. Bir bakalım içine. Oo içinde de bir sürü para var. Ne dersin? Sence geri verelim mi Ekrem amcaya yoksa paraları cebime atalım? Senin abla hiç... Şşşt! Ne dersin Leyla? Ay, bilmem, ben de kararsız kaldım. Sakın vermeyin amcanıza o parayı. Cebinize atın. Sonuçta bu da bir hırsızlık. Siz Kıvılcım'a verin o parayı. O da lüzumsuz şeylere harcasın. Sen iyi Selena değilsin. Ne? İyi Selena'yım ben. Nana Selena'yım. Hadi açın şu kapıyı. Hayatta açmayız. Bizi kandıramazsın. Eğer gerçekten iyi Selena olsa parayı almamızı söylemezdi. Canım ben öyle bir şey söylemedim ki. Yani parayı vermeyin derken
kandırmayın amcanızı diye, sabah verirsiniz diye. Alo! Hediye Hanım kızlar. Kahretsin! Açsanıza şu kapıyı! Sivrisinek turşuları! En verimli çağımda beni şu dolaba hapsettiniz!